İyi akşamlar herkese. Her şeyden önce. Evet, bugün tabii kazanmayı arzuluyorduk bu maçta. Çünkü kendi sahamızda. Özellikle geçen hafta da kupa maçında oynadığımız ve kazanabileceğimizi düşündüğümüz bir maça çıkmıştık ama ilk yarıda istediklerimizi yapmamıza rağmen ikinci yarıda çok da etkili olamadık. Daha çok rakibin ataklarına engel olmaya çalıştık ve oyunu orta sahada korumaya çalıştık. Fakat öne çıkmakta zorlandık ikinci yarıda. Ve 90. dakikada da aynı bizim kupada attığımız bir gol gibi maalesef uzaktan atılan bir şutta yediğimiz bir gol var. Nasip, kazanmayı istiyorduk ama kaybettik. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Oyuncularımı ortaya koydukları mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Zemin zaten kötü, iyi futbol oynamaya müsait değil. Anca mücadele edersiniz böyle sahada. Biz de onu gerçekleştirdik ama kazanamadık. Üzgünüz. Doğru tabii, antrenmana çıkmadı oyuncularımız. Sorunlarımız var. Bunların halledilmesini bekliyoruz. Yani tabii mali sorunlar. Yani, daha halli olmadı. Yani bugün çok fazla şey söylemek istemiyorum. Yani halli olmasını bekliyoruz. Zaten halli olmazsa önümüzdeki hafta yine duyarsınız yani. Hayır, yani mutlu olmamız mümkün mü? Yani burada 20 tane maç oynadı bu takım. Sezon başından beri Covid riski var. Seyahat ediyoruz, gidiyoruz, geliyoruz. Oyuncular tekmeye kafa sokuyor, sakatlanıyorlar. Bunların aileleri var. Bizim aynı şekilde ailelerimiz var. Hedeflerimiz var. Yani eğer bizler sorumluluklarımızı yerine getiriyorsak sonuna kadar herkes sorumluluğunu bilip ona göre davranmalı. Yani bu sadece bizim kulüp için geçerli değil. Ben bütün kulüpler için aynı şeyi söylüyorum. Yani herkes biraz daha bu konularda hassas olmalı. Oyuncuların haklarını biraz daha fazla düşünmeliler. Ve çözüm üretme konusunda daha girişken, daha mücadeleci olmalılar. Oyuncular nasıl sahada mücadele ediyorlarsa. Yani bunu sadece bizim kulüp olarak algılamayın. Yani birçok kulüpte bunlar yaşanıyor. Ve maalesef sadece yayıncı kuruluştan gelecek olan parayı bekliyoruz. Yani bu iş böyle yürümez. Zaten yürümediği de açıkça ortada. Kulüpler büyük bir borç yükü altında. Ama farklı kaynaklar yaratılamıyor. Yani bunlara çözüm bulunması gerekir. Tamam. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.